Zeynepler şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Fırında kabak yemeği yapıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden yapımına geçiyorum. İlk olarak 3 tane kabağın şöyle ezik yerlerini bıçakla alıyorum. Ve şöyle baş kısmını da kesiyorum. Ve kabakları güzel bir şekilde hazırlıyorum. Daha sonra da halka halka doğruyorum. Kabakları dilimlerken çok ince olmasın, çok kalın da olmasın, orta karar ayarlamaya çalışın. Daha sonra da şöyle kızgın yağda kabakları kızartıyorum. Çok fazla da pişirmiyorum. Çünkü fırında da pişireceğim için şöyle hafif bir kızarması yeterli. Kızaran kabakları şöyle fırın tepsisine alıyorum. Dilerseniz çok yağlı istemiyorsanız kağıt havlu üzerine de alabilirsiniz. Daha sonra fırın tepsisine alabilirsiniz. Ama ben kızarttıktan sonra bu şekilde aldım. Bütün kabakları kızarttım ve tepside hiç boşluk kalmayacak şekilde gördüğünüz gibi diziyorum. Şimdi hazırladığım kabakları kenara alıyorum ve şimdi üzerine dökeceğim sosu hazırlamak istiyorum. Sos için 3 tane yumurta, ardından 1 çay bardağının dibinde de sıvı yağ ilave ettim. Etmeyebilirsiniz, zaten kızarttık. Daha sonra yarım çay bardağı süt ve biraz maydanoz ince kıyılmış. 3 yemek kaşığı kadar da tepeleme un ilave ediyorum. Biraz da rendelemiş olduğum kaşar peynirini ilave ediyorum. Daha sonra baharatlarını ilave ediyorum. Pul biber, karabiber ve tuz. Ardından sosu güzelce çırpıyorum. Hazırladığım sosu şimdi kabakların üzerine döküyorum. Dilerseniz kabakları kızartmadan da bu işlemi yapabilirsiniz ama kızartınca daha da lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Bütün kabakların üzerine sosu iyice seriyoruz. Ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyorum. Pişen kabağı fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi enfes görünüyor. Gerçekten tadı da çok güzel. Ve şimdi de dilimliyorum ve dilimledikten sonra kıvamını da size göstermeye çalışacağım. Eğer kabak sevmiyorsanız bu tarifi mutlaka denemenizi öneririm. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan faydalanmak için abone olmayı unutmayın. Bu lezzetli tarifi mutlaka deneyin derim. Benden şimdilik bu kadar. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şeye gönlünüz olsun. Hoşça kalın.